İshak Bey. Duydum ki ben emekli oldum diye istediğin gibi at koşturabileceğini sandın. Sen nasıl bir oyun oynuyorsun? Ben oyun oynamam. Oyun bozarım. Burada böyle birbirimize bakacak mıyız? Yoksa Tekin'in yanına gidecek miyiz? Sende hala iş var Yavuz Bey. Mauka Efendi. Benim bildiğim emekli adam kaplıcıya gider. Lokalde pişpirik oynar. Ne yapalım? Bizim de stres atma yolumuz bu komiser. Yalnız Gürkan'a haber vermek lazım. Gelsin bu leşlerin hepsini toplasın kimse görmeden. Sonra işi de destek veren ülke diye madar olmayalım. Daha önce yapmamız gereken bir şey var. Senin burada ne işin olduğunu anlamak. Serdar burayı bana boşuna vermedi. Birisinin buraya geleceğini biliyordu. Şansa bak, sen çıktın. Sen de mi komiser? Baktığın zaman adam haklı. Ha. Ne yapacaksınız şimdi? Bana da işkence yapıp sorguya mı alacaksınız? Seni onunla aynı odaya koymak yeterli. İşin rengi orada çıkar. İlacımızı alacağız komiser. Takip cihazını aktive etti. Çıkalım. Oğlum sen bu elle nereye çıkıyorsun? Dur ben gider hallederim. Zaten tim hazır bekliyor. Tamam. Sinyali takip edebilmen için cep telefonundan yönlendireceğim. Tamam mı? Tamam, sen merak etme, hallederim. Hadi. 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 Ulan ben bu bıyıkların hesabını sormaz mıyım? Fazıl bekle. Bekle oğlum, bekle, geliyorum ben. Zeynep bir şey yap. Bu şerefsiz ölürse Oğuz'un yaptığı her şey boşa gidecek. Aklanamayacaksın kızım. Zeynep! Serdar'ı hala neden almadınız? Sağ ele geçiremezseniz sizin de sağ olmanızın bir anlamı kalmaz. Ferhat'ı bekliyorum abi. Komiser Tekin deşifre olmasın diye... Siz ne yaptığınızın farkında değil misiniz? Bana ne kayıtları komiserden? Bir an önce netice almam lazım. Ferhat'la az önce konuştum. Yolda. Birazdan işi bitireceğiz abi. Yalnız
Serdar'ı aldıktan sonra ne yapacağımızı bilemiyoruz. Adam sonuçta bordo vereli. Bize konuşmasına imkan yok. Sen Serdar'ı önce kasa faili olarak adliyeye al. Onun konuşmasına gerek kalmayacak. Ben sana bütün bağlantılarını bir bir söyleyeceğim. Yapıyı çözeceksin. Anladım abi. Başka bir... Senin ne işi var burada ya? Yerini tespit edemiyoruz. Telefondaki kriptoyu çıkarmak için bu son şans. Bir dakika içinde kriptoyu çıkarmazsan kardeşinin görüntülerini internete vereceğiz. Doktor hanım, sizi de mi yüzleşmek için buraya getirdiler? Anlamadım. Boş ver, anlaşılacak bir şey yok zaten. Durumu nasıl? Sıkıntılı. Kendinde değil ama durumu iyi, merak etme. Psikopat mısınız sizden? Yavuz Aslan ne işi var burada? Sen boş ver Yavuz Aslan. Biz geldik. Zeynep'i al bir an önce çık. Savcı bey bayağı panik oldu. Olacak o kadar Oktay. Bu işlerin kolay olmadığını anlasın. Öyle makamında oturup emir vermekle hallolmuyor işler. Neredesin Ferhat? Hayırdır sayın savcım? Abi aradı. Derhal Serdar'ı buraya getirmeni istiyorum. Merak etmeyin sayın savcım. Tekin işini hallettik. Yerlerini tespit ettim. Black River ekibi yola çıktı bile. Black River savunma ihalelerini alan, Amerikan hükümetine paralı asker ve mühimmat sağlayan bir şirket. Paralı asker kullanmak da ne demek? Bu devletin polisi var, kolluk kuvvetleri var. Maalesef devletin kolluk kuvvetleri gidip devletin yasa dışı işler çeviren diğer birimleriyle çatışamaz. Serdar'ı bu işin içine dahil ettiğimiz anda bütün kontrolün bizde olması lazım. Sizin bu adamlara operasyon yaptırmanız demek CIA'nin bizim iç işlerimizden haberdar olması demek. Sayın savcım, sen kendini hukuk çerçevesinde iş yaptığımıza öyle inandırmışsın ki kafan karışmış. Biz kiminle stratejik ortaklık yapıyoruz? Ya öyle bile olsa bu adamlar Afganistan'da, Irak'ta bir sürü sivil öldürdü. Nasıl güvenebilirsin bu psikopatlara? Güvenen ben değilim savcı bey. Abi, operasyon başladı. Benim Oğuz'la konuşmam lazım. Birader, seni Zeynep'e alıp hemen buradan gitmen lazım. Hayırdır Tekin? Bildiğin bir şey mi var? Saatlerdir buradayız. Şimdi ne oldu da gidiyoruz? Birader, birazdan Oğuz içeride Yavuz Aslan'a sıkacak. Zeynep burada olsun istemezsin herhalde. Serdar Sefil'in lafıyla sıkacaksa hiç sıkmasın birader.
Kendine gel aslan parçası. Ben kendimdeyim de siz ne zaman kendinize geleceksiniz diye bekliyorum. Benim kim olduğumu biliyor musun? Türkiye'de dayı tanımayan var mı? Sen benimle birçok operasyona katıldın. Komutanın dediğine göre kasayı sen düşürmüşsün, öyle mi? Sen emrettin, ben düşürdüm. 22 tane vatan evladına kıydın yani. Rol mü kesiyoruz dayı? Senin vaziyeti kurtarman için benim ne demem gerekiyor? Hı? Emre dış güçlerden aldım. A Mossad, B CIA, C BND, D muhaberat ve hepsi. Geç bu ayakları. Burada yalnız ölmeyeceğim. Sana emri nasıl verdi? Telgraf gönderdi. Serdar, senin çektiğin acı yetmedi mi? Hı? Daha fazlasını mı istiyorsun? Emri veren deşifre etmemek için Yavuz Aslan'ı işaret ediyor da olabilirim. Emri gerçekten ondan almış da olabilirim. Sana söyledim Oğuz. Ne yaparsan yap, doğruyu söylediğimden asla emin olmayacaksın. Doğru söylüyor. Doğru söyleyip söylemediğini hiçbir zaman anlayamayacaksın. Hiçbir zaman emin olamayacaksın. Üzgünüm Yavuz Bey. Ben bu tereddütle yaşayamam. Tereddüte gerek yok. Sık. Benim ölmem devlete bir şey kaybettirmeyecek. Neticede istenmeyen biriyim. Beni emekli ettiler. Ama senin yerinde olsam bu adamı öldürmezdim. Çünkü bugün duyduğun tereddüt yarın yine gelecek. O zaman yine Serdar'ı konuşturmak zorunda kalacaksın. Oğuz, konuşmamız lazım. Yanlış yapıyorsun birader. Yavuz Aslan'ı 10 senedir tanırım ben. Tamam, şu anki istihbarat başkanıyla ters düşmüş olabilir ama bu adam sapına kadar vatanperver bir adamdır. Serdar'ın verdiği yere gittik Tayfun. Bu herif bizi orada bekliyordu. Daha önce Fuat'ın yerinde Yavuz Aslan'dan öğrendik. Serdar da oradaydı. Bu ikisi arasında bir bağlantı var. Siz gittikten sonra Zeynep az kalsın Serdar'ı öldürüyordu. Sebebini öğrenmek ister misin? Serdar'ın söylediklerinin hepsi yalan. Seni kurtarmak için bu yola girdiği de yalan. Sen nereden biliyorsun? Kendisi itiraf etti seni manipüle ettiğini. Seni Kuzey Irak'tan çıkarmasının tek sebebi var. O da hangi örgüt ya da kuruma çalışıyorsa seni de onlara almak. Serdar o kadar aptal biri değil. Benim o işe yanaşmayacağımı çok iyi bilir o. Ya bırak bu işleri. Emin misin sen bundan? Hiç şansını denemedin mi yani? Bak birader. Yavuz için kendini öldürecek 1000 tane adam var. Sence kendisini satacak birisiyle çalışır mı? Sen bizi nasıl buldun Yavuz Bey? Bu Mossad'ın mekanını bastığımızdan nasıl haberin oldu? Gelenler var. Tayfun, Zeynep'i hemen çıkart buradan. Silahımı ver. Soruma cevap ver. Tayfun, ne oluyor? Yerimizi buldular. Fuat'ı ararken Ahmet seni bana niye yönlendirdi? Ben her şeyi bilirim diye. Cevabı basit. Ben bilirim. Eğer cevap vermezsen hepimiz burada ölürüz. Yaklaşıyorlar. 30 yıldır ben bu istihbaratın içindeyim. 30 yılda 30 kere bu Mossadçılarla beraber ortak operasyon düzenledik. Nasıl onların içinde bizim adamlarımız varsa, bizim adamlarımızın içinde de onların adamları var. Silahımı ver!
Senin adamların olmadığını nereden bileyim? Zeynep, başını sakın kaldırma. Benim sözüm burada. Ölüm Allah'ın emri şu ayrılık olması. Silahımı ver. Zeynep'i çıkar buradan. Abbas, bunlar kim lan? Birileri bizden önce de adammış Fazıl. Dayı. Dayı. Peki buraya başka bir ekip mi geldi? Ne bileyim ben oğlum ya. Ne yapacağız lan? Dayı çıktığına göre işi halletmiş. Bence biz hiç karışmayalım. Hiç karışmayalım Abbas. Abbas abi, çocuklar hazır, girelim mi? Dönüyoruz. Hadi. Açın! Tekin, Tekin, Tayfun'u dışarı çıkart. Serdar'ı alın, kapıda buluşalım. Hadi, hadi. Ceset. Dayan kardeşim. Serdar'ı niye almadın? Öldürdün mü? Almışlar. Yine ne sıkıntın var? Geldin kendini saatlere verdin. Zaman aleyhime işliyor. Bir şekilde zamanı durdurmam lazım. Bizim işimiz zamana hükmetmek değil. Zamanı hatırlatmak. İnsanlara onun kıymetini hatırlatmak. Bu saatte zaman kıymeti bilmeyen birinin elinden geçmiş. Çok yıpratmış çok. Müsteşar Bey.
siz saatleri tahmin edebilirsiniz. Kaybolan zamana değil. Benim meselem zamanla değil, benim meselem insanla. Şu çark ölçeri getirir misin Bakkız Usta? Tabii. İnsanın mekanizması şu saat gibi olsa bir şekilde ayarını tıkır tıkır yaparım. Eğitim şart diyorsun. En iyi eğitim almış iki kişiyi bir araya getirdik. Onların da üç günde ayarı şaştı. Bakkız Usta, bize iki çay söyler misin? Tabii. Çocukların etrafı mayınlarla çevrilmiş. Ne tarafa bir adım atarlarsa bir şeyler patlıyor. Hayatta kalmaları bile bir mucize. Onları boşuna sürmedik mayınlı tarlaya. Kim nereye hangi tuzağı kurmuş? Görmek için. Mossad'ın IŞİD'e verdiği destek dışında bir şey görmedik. Bütün mayınların arkasından aynı isimler çıkıyor. Ya Yavuz, ya Ferhat. O zaman onlara ayar vermek lazım. Yavuz Bey, neden buraya geldik? Hastaneye gitmemiz gerekirdi. Hastaneye ne gerek var? Türkiye'nin en güzel doktoru yanımda benim. İyi de ben size burada yardımcı olamam ki. İlk defa vurulmuyoruz ki doktor hanım. Siz yardımcı olmasanız da ben kendi başımın çaresine bakarım. Ateşli silahla yaralama. Kurşun içeride. Nabız 50 gitgide düşüyor. Muhtemel hiç kanama. Siz doktor musunuz? Asker. Amcan da Zeynep geldi mi? Amcam ya ne oluyor, anlatacak mısın? Baskına uğradık. Amcan Zeynep'le yaralı. Nasıl yaralı? Amcam yanınızda mıydı? Ya ne oluyor ya? İlk yardım çantanız var mı? Var. Getirin. Söyle Fındığım. Amca iyi misin? Telefona cevap verebiliyorum ki iyiyim Fındığım. Amca Tayfun burada can çekişiyor. Sen orada yaralısın. Ne oluyor? Oğuz şimdi senin yanındadır. Ne olduğunu sen ona sor. Tayfun durumu nasılmış? Zeynep yanında mı amca? Yanımda. Tamam, ben sizin olduğunuz hastaneye geleyim o zaman. Neredesiniz? Sen Oğuz'u telefona versene kızım. Amcam. Tayfun'un durumu nasıl, aslan parçası? Ameliyata girdi, kritik. Üzüldüm. Tayfun'u severim. Sizin durumunuz nasıl? Bende bir şey yok. Doktor hanım birkaç dikiş atacak. Ondan sonra senin yanına gönderirim ben. Baskında herhangi bir şey dikkatinizi çekti mi? Ne gibi? Bu işi kimin yaptığını anlamamıza yardımcı olacak bir detay. Serdar senin elinde. Bas ümüğüne konuştur. Eyvallah. Geçmiş olsun. Birader, iki dakika konuşalım. Ya siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Ne saklayacağım Duygu? Amcan da konuştum işte, her şey ortada. Tayfun'a bakıyorum, gelin hadi. Ya bu Gürkan Bey'lere haber vermeyelim mi Serdar elimizde değil mi? Tekin, bu iş nasıl oldu hala anlamıyorum. Yani bir şekilde bizi takip ettiler. Onu demiyorum. Serdar'ı oradan nasıl aldılar onu anlamıyorum. Amaç bizi öldürmek değildi. Haini almak. Bir ekip bizi oyalarken bir ekip girdi, aldı, çıktı. Niye çatışmaya devam ettiler?
Orasını da herifleri bulunca öğreneceğiz birader. Adamlar Serdar'ı alamadan elleri boş geri dönmüşler. Ha, demek ki bizim askerimiz, istihbaratçımız, emniyetçimiz Amerikalılardan daha iyi sayın savcı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Ferhat? Ben dalga geçmem. Şaka da sevmem. Ben işime bakarım. Bence sen de işine bak. Operasyonel işleri de işin ehline bırak. Savcı. Artık Tayfun'un yanında olmam lazım. Süleyman seni hastaneye bıraksın. Bende bir şey yok. Abbas Diker. Dayıcığım ben sana iğne batıramam. Ben dikerim Abbas. Ben dikerim. Siz böyle şeylere bayağı hazırlıklısınız gördüğüm kadarıyla. Bunlar büyütecek şeyler değil. Yavuz'da olunca çok daha kötülerine hazırlıklı olmak gerekiyor. Artık Yavuz Bey emekli olduğuna göre biraz rahat etmişsinizdir. Ne mümkün hayatım. Elimizden almak isteyen çok. Vallahi Yavuz Bey ne mutlu size. Evde, işte, her tarafta seveniniz çok. Sevenimiz olduğu kadar düşmanımız da çok doktor hanım. Doğru, sevenimiz çoktur doktor hanım. İstisnalar hariç. Hadi Abbas işinize bakın siz, hadi. Hadi Zerrin. Bizim yüreğimiz geniştir doktor hanım. Bizi severler. Neden severler bilir misin? Çünkü bizim kalbimize girdi mi çıkması zordur. Benim de size bir teşekkür borcum var. Bugün beni çatışmanın ortasından siz çıkardınız. Siz de bizim artık kalbimizdesiniz doktor hanım. Biz kalbimizdeki insanlar için canımızı seve seve veririz. Tekrar geçmiş olsun. Yalnız mikrop kapma riski var. Birkaç gün sonra tekrar görsem iyi olur. Olur, olur, olur. Hem işinizin davetini de geri çevirmiş gibi olur. Bahane olur. Hem mikropları görürüz hem de Çetin'i. Tekrar çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Daha iyisin herhalde. Abbas! Dayıcığım. Abbas, bu Fazıl'ı poligona götür, arada bir atış talimi yapsın. Oğlum dayınızı vurmak nereden çıktı? Dayı ben seni niye vurayım ya? Vallahi bana hiç bakma dayıcığım. Nerede aslan parçası? Hangi aslan parçası? Oğlum orayı siz basmadınız mı? Serdar'ı siz almadınız mı? Biz oraya gittik dayı. Biz gittiğimizde başka bir ekip vardı. Biz de seni
arabayla çıkarken görünce... Yani senin bir bildiğin var diye düşündük dayı. Tabii ondan şey... Lan! Nerede lan sen lan? Nerede? Oğuz'da yok! Bende yok! Nerede? Hastanın durumu nedir kader? Kurşunlar çıkarıldı ama iç organlarının ne kadar hasarlı olduğunu bilmiyoruz doktor hanım. Amcam nasıl Zeynep? İyi. Merak edecek bir şey yok. Çok sağ ol. Zeynep. Tayfun'u sağ salim oradan çıkardı. Senin işin insanları can çekişirken oraya sokmak, benimki de sağ salim dışarı çıkartmak mı olsun? Eğer sevdiklerini düşünüyorsan onlardan uzak dur. Ne oldu lan gevşek? Hala ölmediğine mi dua ediyorsun? Vay be. Dün beni sorgulayan adama da bak. Çok merak ediyorum be komiser. Sen neye sattın kendini? Vakit daralıyor. Kararını ver. Kerem. Merhaba. Memnun oldum. Bak koçum, telefonuna gelen video sağa sola yayılsın istemeyiz değil mi? Ne oldu komiser? Nereye daldın? Dün öyle üstten üstten bakıyordum. Bak şimdi nereden nereye geldik? Dedim mi kendi kafamı sıkayım da Oğuz'u satmayayım diye? Hı? Niye yapamadın? Demek ki neymiş? Bu işler o kadar kolay değilmiş. Önce senin kafanı, sonra da kendi kafamı sıkacağım. Bırak şimdi. Ben çok değerliyim. Nereye sıkıyorsun? Yapma hadi. Aç içini anlat. Sonuçta senin halinden ben anlamayacağım da kim anlayacak? Her derdin bir çözümü var. İhanetin bile. Hadi içini dök. Hadi komiser.
Kolay mı ulan? Ha? Kolay mı en doğru bildiğin yolda herkesi geride bırakmak? Ha? Sana en güvenenleri harcamak kolay mıymış? Sok o silahı. Tekin, kendini öldürtme, o silahı yerine sok. Çıkın dışarı. Çıkın! Dışarıda bekleyin. Sana söyledim koçum. Gel bizimle ol dedim. Burada abilerin, müdürlerin var dedim. Ama sen ne yaptın? Gittin o artist bordo bereliyle kafana göre iş tutmaya kalktın. Allah'tan Ferhat müdürün seni hala seviyor. Kardeşinin, ailenin yüzüne kara düşmesine engel olduk evelallah. Kardeşimin, ailemin adını ağzına alma. Hepinizi öldüreceğim lan. Hepinizi geberteceğim. Bu lafımın altında kalırsam da en adi insan benim. Yaz bunu bir kenara. Tekin. Serdar burada. Elimizde. Kafana sıkıp seni bir çukura gömmek de elimizde. Kardeşinin eski nişanlısına yaptığın gibi seni kaybederdim ama bir şans daha vereyim dedim. Bir Tekin kolay yetişmiyor. Belki bu sefer akıllanmıştır dedim. Yanlış düşünmüşsün. Kafama sık, beni buraya göm. Yoksa ilk gördüğüm yerde aynısını ben sana yapmazsam şerefsizim. Kaset nerede? Bunun tek kopya olduğunu nereden bileceğim? Onu her adımı atmadan önce kendine soracaksın. Eğer akıllı durursan başka bir kopya olma ihtimali yok. Ama akıllı durmaz. Kendine yeni düşmanlar edinirsen o zaman Ferhat müdürün seni tekrar kurtarmak zorunda kalabilir. O da salıncaktan düştü yarın ama iyileşti. Sen melek gibisin. Senin duaların kabul olur. Benim arkadaşım için de dua et. Çabuk iyileşsin, tamam mı? Tamam. Zaten hep annem İrfan amca için bana dua ettirir. Ceren'i odamda bırakmıştım, gördün mü? Orada Çetin Bey. Ceren. Baba. Kızım ne yapıyorsun? Neredesin sen? Boyama kitabım annemin odasında kalmış. Ayşe. Ceren'i annesinin odasına götür. Kitabını, defterini alın oradan. Peki. Sen niye bizim etrafımıza dolanıp duruyorsun ya? Ne istiyorsun bizden? Kızımın, karımın senin yanında ne işi var? Zaten asabım bozuk, sinirimi senden çıkartmayayım şimdi. Ben senin konuştuğun dilden anlamam, anlamak da istemem. Ama senden rica ediyorum, ailenin etrafında dolaşma. Oğuz! Tayfun çıktı. Durumu iyi. Organlarında da zarar yok. Çok şükür. Sen bu laborant meselesini araştırdın mı? Bir şey çıkmadı mı?
Zeynep Hanım'ı ihbar eden laborantın kiminle bağlantısı var? Hastane müdürü. Çetin Bey. Araştırıyorum Oğuz. Ya dünden bugüne ne bulmamı bekliyorsun? Araştırıyorum. Duygu, o işin peşini bırakma. Tamam. Tayfun sana emanet. Sen nereye? Serdar'ı kim aldıysa onu bulmaya. Bastığımız Mossad kampındaki işitçilerin biyometrik bilgileri. Elinde bir hazine tutuyorsun, farkında mısın? İçeriğine bakma fırsatım olmadı. Ama kampın büyüklüğü ve faaliyet süresi göz önüne alınırsa geçiş yapan 1000 kadar militanın biyometrik bilgileri olduğunu tahmin ediyorum. Bu bilgiler bizde zaten var. Almanya bizi dinlediğini neden açık etti zannediyorsun? Bu bilgilerin bizim elimizde olduğunu bildikleri mesajını vererek üstü kapalı bizi tehdit ediyorlar. Bunun için mi kampın İstanbul'daki faaliyetlerine izin verdiniz? Evet. İçeride bilgi akışını bize yönlendiren bir adamımız vardı. Ama mesele sadece Avrupa'dan giden IŞİD'çiler değil. Avrupa ülkeleri, Kosova, Makedonya, Bosna gibi Balkan ülkelerinden giden IŞİD'çilerin biyometrik bilgilerine sahip değil. Bizden ısrarla onları istiyorlar. Benim anlamadığım bu bilgileri niçin kullanıyorlar? Şaşıracaksın ama şu anda İsrail ile İran IŞİD konusunda sıkı bir işbirliği içinde. Ortada da kaos İsrail ve İran'ın işine geldiği için bölgede Sünni merkezli bir çatışma olmasına çalışıyorlar. Bu yabancı cihatçıları da Suriye'ye geçmeden önce fişleyip biyometrik bilgilerini Avrupa ve Amerika ile pazarlıkta kullanmak üzere arşivliyorlar. Amerika ile Avrupa buna nasıl müsaade ediyor? Amerika ve Avrupa fişledikleri cihatçıların bölgeye intikal etmelerine müsaade ediyor. Sonra da savaş meydanında Hellfire füzeleriyle onları yok ediyorlar. Yani önce bataklığı yarat, sonra sivrisineklerin bataklığa üşüşmesini bekle ve en sonunda sivrisinekleri teker teker avla stratejisi. Bu sayede sivrisinekleri kendi ülkelerinden uzak tutmuş oluyorlar. Anlattıkların kulağa mantıklı gibi gelse de tutarsız bir taraf var. Şu anda işte yöneten cihatçılardan bazıları 2011'de Irak'ta benim yan hücremde esirdiler. Onları orada yok etmek işten bile değildi. 2013 Ebu Ghraib baskını. İsrail ve İran'ın işi. Amerika'nın toplama merkezlerinde radikalleştirdikleri militanların özgür kalmasını sağlayarak IŞİD'e çok büyük bir taban oluşturdular. Temmuz ayında IŞİD'in hilafeti ilan etmesiyle örgüte katılım dünyanın her yerinden ciddi şekilde arttı. Yani dünyadaki bütün sivrisinekler topluca avlanmaları için Suriye bataklığına toplanıyor. Biz de fırsattan istifade Amerikalılarla pazarlığa oturduk. Bize Halep'le Musul'u verin, buralarda tampon bölge kurup Suni muhalif grupları demokratikleştirelim ve sistemi yeniden entegre edelim. Ancak bu sayede bölge düzene gelir diyoruz ha? Öyle de denebilir. Ama Amerika'daki karar alıcıların kafası karışık. İsrail ile İran'ın kaos teorisiyle bizim teorimiz arasında sıkışmış durumdalar. Hangimiz ikna edersek ona göre pozisyon alacaklar. Öyleyse kasa suikastinin arkasında Amerika değil, İsrail var. Orası karışık. İçerideki unsurları az çok biliyoruz. Serdar'ı almak için size baskın yapan paralı askerler Black River askerleriydi. Öldürdüğünüz Black River askerlerinin biyometrik bilgileri. Biz istihbaratı araştırıyoruz ama sen emin ne ayrıca bir çalışma yaparsan daha sağlıklı olur. Siz emin nereden biliyorsunuz? Bizi bu kadar küçümseme. Yerimizi nasıl bulduklarına dair bir bilgi var mı?
Öğrenmek için Ökten bir koldan, ben bir koldan çabalıyoruz. Buradaki paralı askerlerle bürokrasi içindeki bir takım isimler arasında bağlantı bulursam ne yapacağımı biliyorsunuz değil mi? Hayır, bilmiyoruz. Çünkü sen bu bilgileri bizden almadın. Aslında bizim böyle bir oluşumun varlığından bile haberimiz yok. Özlediğim çalışma ortamı Müsteşar Bey. Eyvallah. Beni sormuşsun. Duygu Volkan'dan bir haber var mı? Oğuz bana iftira atanları bulmak için çalıştığını söyledi. Yok, henüz bir şey bulamadık. Bugün hastaneye gelirken çok korktum. Polis çevirmesi vardı. Beni içeri alacaklar, Ceren bensiz kalacak diye çok korktum. Sana bu tezgahı kuranın kim olduğunu er ya da geç bulacağız, merak etme. Duygu, benim vaktim çok az. Mehmet Rauf Bey de, amcan da beni bir yere kadar koruyabilir. Çetin Bey. Duygu Hanım. Rahatsız etmiyorum değil mi? Estağfurullah. Buyurun. Buyurun lütfen. Nasıl yardımcı olabilirim? Ya ben şey rica edecektim. Telefonumun şarjı bitti de 2 dakika bir bilgisayarınıza şarj edebilir miyim? Ben sekreterime söyleyeyim. Size hem laptop hem de bir şarj cihazı ayarlasın. Refakatte geceler başka türlü geçmez. Yok. Yarın sabahki Diyarbakır uçuşlarına bir bakmam gerekti. 2 dakika takayım mı? Şarj aleti hiçbir şey almamışım yanıma. Tamam. Bakalım. Hani amcanıza söz vermiştiniz. Bize yemeğe gelecektiniz. Nereden çıktı bu Diyarbakır işi? Öyle bir günübirlik gidip gelmem gerekecek sanırım. Günübirlikse iyi. Yoksa özletirsiniz kendinizi. Dayıcığım, kızacaksın ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Sırf kızmak için dinleyeceğim seni Abbas. Bu Serdar'ı diyorum. İstihbaratçılar almış olmasın? Gürkanlar'da o kabiliyet yok. Ha, yani Mossad mı diyorsun? Ama sen Avi'den sonra İsa'nın da kafasına sıktın. Abbas, ben senin bıyıklarını neden kestim biliyor musun? Vallahi ben de çok merak ediyorum dayı. Bütün gece varoluş muhasebesi yaptım yani. Ben bunu hak edecek ne yaptım diye. Varoluş. Serdar. Ha, yok. Kamu. Özel dayı, yani kendi kendime. Peki kendi kendine ne sonuca vardın Abbas? Ben sana layık değilim dayı. Bu sonuca vardım. Keşke bıyığımı keseceğine kafama sıksaydın da beni gömseydin. Ben senin bıyıklarını kestim. Çünkü bütün kan bıyıklarında toplanıyordu Abbas. Beynine gitmiyordu. Eyvallah dayı. Yani her zamanki gibi beni benden çok düşündün. Abbas, bu işi yapan içeriden birileri. Gürkanlar değilse geriye kim kalıyor? Bilmem dayıcığım, kim? Aşman suresini oku.
Kim olduklarını sana söyler. Onlar ki yetimi itip kakıp yoksulu doyurmazlar. Vay o namaz kılanların haline ki kıldıkları namazlarda gafildirler. Gösteriş yapmak için kılarlar. Ve onlar ki devlet malını har vurup harman savururlar. Maman suresi. Eyvallah dayıcım. Ben bir mealine bakacağım. Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak halimiz yok. Burada biz bizeyiz. Şimdi sen bu kasayı Yavuz Aslan'ın emriyle düşürdün. Bunu biliyoruz. Bizim gizli tanığımız olacaksın. Seni bu işten sıyıracağım. Müdür, sen git Taksim'de kapkaççılara yakala. Boyun aşan büyük işlere karışma. Vay vay vay. Sadece icraat adamı değilim, aynı zamanda ağzımda iyi laf yapar diyorsun, öyle mi? Aslında biraz yanımda kalsan, hızlandırılmış bir eğitimde ben seni canavar gibi yaparım. Sende o potansiyel var. Hayırdır Oktay, ne işin var burada? Adamla işin bittiğine ben getirecektim savcı beyin yanına. Onun için gelmedim. Talimat vermek için geldim. Oktay, sen bu savcı beyin yanında dura dura bayağı bir havaya girdin ha. Benim değil müdürüm, abinin talimatı. Abinin talimatı olsa beni arar. Abi beni niye aramadı? Ne dedi sana? Serdar'ı sana teslim etsin. Verdiğim emaneti alıp Yavuz Aslan'a gitsin dedi. Bu kargaşa da biz Yavuz Aslan'ı tamamen unutmuştuk tabii. Neyse ki abi hatırlattı. Zevkle, keyifle gideriz. Şimdi seni askıya alırdım ama dua et, dayınla görülecek bir hesabım var. Yavuz Aslan seninle iş yapmaz müdür. Sana iş yaptırır. O eskidendi koçum. Şimdi ben dayına elimi öptürmeye gidiyorum. Babam gelince belli kaldır olur mu? Tamam abicim. Sen şimdi uyu. Ben seni söz babam gelince kaldırırım. Söz mü? Kara Murat sözü. Yaşasın. Aldın mı baba? Baba! Baba! Babacığım! Babacığım! Ben sözümü tuttum. Kardeşin. Bize annenden yadigar. Ona iyi bak. Kimsenin ona zarar vermesine izin verme. Baba ne olur bizi bırakma oğlum.
Nereye gidiyorsun? Her akşam nereye gidiyoruz ama oraya. Bu akşam yok. Gitmeyeceğim. Garibanlar merak eder. Bir kere de sen beni merak et ya. Bu adam ne yapar, nasıl durumu diye. Nasıl durumu? Ben yolun sonunu gördüm Pilavcı. Oradan dönüş yok. Şişt, boş boş konuşma. Her zaman sen konuşurdun, ben dinlerdim. Şimdi ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. Dayıcığım, misafirim var. Kimmiş? Bu Ferhat geldi, seninle görüşmek istiyor. Ben onu göndereyim gitsin. Fazıl, Abbas'a söyle, okuduğu kitaplardan birkaç tanesini sana versin. Kitap mı? Ne kitabı dayı? Serdar elinde olmasa Ferhat'ın bizim mekana gelmeye cesareti olur mu? Abbas'a söyle salonu alsın. Tamam dayı. Geç geç otur. Baksana hediye getirdim. Abi bunu özel olarak Afrika'dan senin için getirtti Yavuz. Eksik olmasın. Ama bu ülkenin taşı toprağı bize yeter. Afrika'daki garibanların teriyle kanıyla çıkarılan taştan yapılan tesbihe bizim elimiz değmez. Yavuz, bu hediyenin ne manaya geldiğini biliyorsun. Kimlere verildiğini de biliyorsun. Ve reddedersen ne olacağını da biliyorsun, değil mi? Bu tesbihin başındaki iman zamanında benim elimi çok öptü. Şimdi emrine gireceğimi nasıl düşünürsünüz siz? Serdar elimizde. Bizim gizli tanığımız olacak. Ve biz ne istersek onu söyleyecek. O söylemez de... Zaten siz o söylemiş gibi yaparsınız, ondan şüphem yok. Aferin. Demek gücümüzden şüphen yok. O zaman bu kasa işini kime yıkmak istersek onu bitirebileceğimizi biliyorsun değil mi? Bana yıkın. Kime dair elinizde ne varsa hepsini bana yıkın. Bu tespihte taş tanesi olmaktansa... o ölen aslan parçalarının postalındaki çamur olmayı tercih ederim ben. Yo. Öyle tercih şansın yok Yavuz. Abbas, Fazıl, şu dayınıza bir akıl verin lan. İyice yaşlandı. Gözünün önünü göremiyor. Büyüğünü küçüğünü ayırt edemiyor. Şş. Şimdi sen Serdar elinde diye böyle rahat rahat konuşuyorsun ya. Hesap etmediğim bir şey var. Biz bu memleketi size bırakmamak için cezaevinde de yatarız. Musalla taşında da. Abbas, cezaevine girmeden şu bıyıklarını büyüt lan. Maazallah seni içeride ellemesinler. Ferhat Efendi. Dua et dayının huzurundasın, yoksa ben seni... ben seni böyle top edip oynardım ha. Ferhat. Cevabını aldın. Daha fazla can sıkmadan çek git. Aa, avukat hanım. Abinin size de bir hediyesi var. Yavuz hediyemizi kabul etmedi. Belki siz edersiniz. Adını gördüğünde bu kadar şaşırıyorsanız, izledikten sonra suratınızın halini merak ediyorum doğrusu. Yavuz, seninle avukat hanımı spora yazdıracağım. Biraz sıkılaşman lazım. Ne oldu? Sıcak mı bastı? Aslan parçası. İyidir, iyidir. Biraz ter atman lazım.
Biz yine bir spor kulübüne yazılalım. Tavsiyeyi dinleyelim. Ferhat'ı en son gören senmişsin. Sana bir şeyden, herhangi bir şeyden bahsetti mi? Hayır efendim. Kendisini en son Savcı Bey'in odasında gördüm. Savcıya kasa meselesiyle ilgili birisine ulaştığına dair bir şey söyledi mi? Efendim yalnız görüştüler. Benim bir bilgim yok. Sizin hiçbir şeye dair bir bilginiz yok zaten. İstihbarat Başkanlığı'nın ifadeye çağrılmasını müzekereden öğreniyoruz. Söyle. Olay yerine intikal edince tekrar ara. Tamam. Efendim, Ferhat müdürün koruması Belgrad Ormanı'nda ölüm bulmuş. Çıkın dışarı! Hepiniz çıkın! İnsan bir kere de peronda karşılar. Ne yapayım? Sevmiyorum o treni görmeyi. Sürekli seni alıp götürüyor bende. Ama aynı zamanda beni sana geri de getiriyor. Simidimi getirdin mi? Oo, sen simidi mi bekliyorsun beni mi? Tabii ki simidi bekliyorum. İyi. Senin Ankara'ya taşıma vaktin gelmiş o zaman. Ben Ankara'nın bir simidini bir de seni bana getirmesini seviyorum o kadar. Ben seninle olan her şeyi seviyorum. Buyurun şeyim. Bunların şifresi kırılmış. Niye bana getirdin? İçindekilere bir bak. Tanıdığın kimse var mı diye getirdim. Bu adamlar paralı asker. Türkiye'den bu adamlarla aynı seminere katılmış. Aynı kursta yer almış. Bir yerlerde yolu kesişmiş. Bütün güvenlik personelinin listesini istiyorum senden. Oldu. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ben nasıl bulayım bunu? Emin. Sana söz verdim. Seni buradan çıkartacağım. Bununla ne alakası var şimdi? Ben bundan dolayı mı yapmıyorum sanıyorsun beni? Söz verdim, seni buradan çıkaracağım. Sözünü tutmadın ama. Türk istihbaratı senin burada olduğunu biliyor. Mümkün değil. Bu bilgileri nereden aldım sanıyorsun? Sen karşılığında beni mi sattın? Oo. Ben yıllardır burada çürüyorum. Yıllardır. Yıllardır. Sana güvenmekle hayatımın hatasını yapmışım. Hayatımın hatasını. Yeter! Saçma sapan konuşma lan! Senin burada olduğunu zaten biliyorlardı. Benim seninle çalıştığım bildikleri için verdiler bana bunları. Devlet beni koruyor mu yani? Lan ne şımarık adamsın lan sen. He, devlet seni koruyor. Devletin bir kısmı seni koruyor, bir kısmı da seni bir kaşık suda boğmak için arıyor. Efendim Zeynep. Oğuz, konuşmamız lazım. Şu an önemli bir işin ortasındayım. Biliyorum. Ama inan bu da çok önemli. İkimizle ilgili. Neredesin? Hastanede misin? Hayır.
Bizim yerimizdeyim. Tamam, geliyorum. Sen açığa alınmadın mı? Nereden çıktı bu tayin şimdi? Her şeyin bir bedeli vardır. Bütün yaptıklarımız. Sen ne yaptın da sana bedel ödetiyorlar? Kızım, sen abini çok sütten çıkmış ak kaşık sanıyorsun da öyle değil. Benim abim biraz fevridir, biraz serttir ama ne yaptıysa işin doğrusunu yapar. İnşallah hep böyle düşünürsün yavrum. Bayram abi dün abim aradı beni. Seni seviyorum falan dedi. Şimdi de böyle tuhaf tuhaf konuşuyor. Ne yapsak, bir doktora falan mı götürsek? Herkesin bir demi var. Onun da o demi gelmiş. Ya abi sen aşık falan mı oldun? Yok be kızım. Sevmenin bedeli çok ağır. Ay, yine arabeske bağladın ya. Sen bize şu işin doğrusunu düzgününü bir anlatsana. Ama doğru ama yanlış. Ben bu hayatta ne yaptıysam sevdiklerimi mutlu etmek için yaptım. Bir gün sana gelip abin yanlış yaptı derlerse bunları unutma, olur mu yavrum? Ya senin tayinin nereye çıktı? Ben de seninle geleceğim. Ben gideyim yarışayım, sonra sen gelirsin. Hayır ya, şimdi geleceğim ben. Ya yanında olmak istiyorum. Bayram baba bir şey söylesene. Ben gideyim, Bayram baba seni sık sık ziyaretime getirir. Ben ne ziyaretine gelirim, ne de Fataş'ı getiririm. Sen bensiz yapamazsın. Abi, bak bugüne kadar ne dediysen sözünden çıkmadı. Artık dinlemeyeceğim seni. Yeter ya. Bak bu kapıdan şimdi çıkarsan eğer Fatoş'u unut. Ya ben ya işim, bir karar ver artık. Fatoş sana emanet. Zamanı gelince mektubu veririz. Hakikaten yapacak mısın kendine bunu? Fatoş kurtarmanın tek yolu bu. Başka çare yok. İyi. Her şeye çare var. Buna yok, değil mi? O zaman yolun açık olsun. Benim korkak adamlarla işim yok. Thank you.
beni satın almaya yolladın mı? Çok özür dilerim. Doldum insanlar içinde. Ağlamak istemedim. İlk bulduğum odaya girdim bir anda. Affedersin. Oğuz'la mı ilgili? Saklayamıyorum değil mi? Eğer profesyonel yardım istersen hastanede iyi bir terapistimiz var. Benim aslında doktora değil ama benimle aynı şeyleri yaşayan, hisseden birine ihtiyacım var galiba. Olur tabii. Zevkle. Sen nasıl istersen. Dayı, ne yapacağız şimdi bunu? Sahibine iade edeceğiz Fazıl. Tamam be. Dayı, adamlarını öldürdük yetmedi. Bence fazla üstlerine gitmeyelim. Tırstın mı Abbas? Aferin Fazıl, aferin. Ver şunu telefonu ver. Mahremine girince çok sinirlendi. Yavuz Bey, biz dostumuz olarak sizi uyarmak istedik. Fazla kendinizden emin davranıyordunuz. Bu da zaaf göstermenize neden oluyordu. Beni bu kadar sevdiğinizi bilseydim adamınızı boğazlamazdım. Yine kendinizden emin konuşuyorsunuz. Ferhat önemli bir makamdaydı. Bir gün gelir, bunun hesabını sorarlar. Bizim kimseye verilmeyecek bir hesabımız yok. Kim gelirse de ona cevabı vermeye hazırız. Cevabınızı şimdiden merak ediyorum. Tabii sizi bekletmek olmaz. Bulunduğunuz yeri söyleyin, cevabı bizzat ben geleyim vereyim. Bu Ankara simidi değil ki. Öncekiler de değildi. Trenden indikten sonra alıyordum onları da. Ankara'ya gittiğin zamanlar çok üzülüyordum. Ama okul bitip döndüğün zaman her şeyin çok güzel olacağını, çok mutlu olacağımızı düşündüm hep. Her şey tam tersi oldu. Bizim en güzel zamanlarımız birbirimizi özlediğimiz zamanlarmış. O zaman en azından bir umudumuz vardı. Eğer bir umut olduğunu bilsem şu an her şeyden vazgeçerdim senin için, biliyorsun değil mi? Ama artık bir umut yok. Her sabah doğan bir güneş gibidir. Hiçbir zaman bitmez. Ne yazık ki sen bana hep geceyi yaşattın. Benim umudum artık tükendi.
Artık ne kendim ne de sevdiklerimi tüketmek istemiyorum. Bunları söylemek için mi çağırdın beni buraya? Hayır. Sana yalvarmak için çağırdım. Sen uzaktayken daha kolaydı katlanmak. Ama sen şimdi yanındasın. Karşımdasın. Sana hala ilk günkü kadar aşığım olsun. Sana dokunmak istiyorum. Ellerini tutmak istiyorum. Koklamak istiyorum. Ve dayanamıyorum. Dayanmak zorunda değilsin ki. Ben senin kadar bencil olamam ne yazık ki. Çünkü ben tek başıma değilim. Bir kızım var. Çetin'e verdiğim söz var. Bana daha fazla acı çektirme lütfen. Verdiğim söze, anneliğime saygı duy. Yalvarırım uzak dur benden. Zeynep. Benim sevgim bıçak gibi yüreğime, beynime saplandı. Ben son nefesime kadar seni seveceğim. Hızlı gidiyorsun. Ama sen de çok yavaşsın. Hadi bakalım. Benim buna ihtiyacım yok ki. Senin güzelliğine zaten çoktan sarhoş oldum. Çetin, acaba biz yanlış bir şey mi yapıyoruz? Duygu. Sen de en az benim kadar intikam almak istiyorsun. Bunu kabul et. Ben intikam istemiyorum. O beni sevsin istiyorum. O senin sevgini hak etmiyor ki. Ama sanki Zeynep senin sevgini çok hak ediyor. Bizim durumumuz başka. Benim çocuğum var. Ceren için mi katlanıyorsun bütün bunlara yani? Boş ver. Konuşmayalım onları şimdi. Ben onların da canı acısını istiyorum. Ya ben Oğuz'a bütün hayatımı verdim. Her şeyimi ona verdim. O ne isterse yaptım bugüne kadar. O ne yaptı? Bunların karşılığında eski sevgilisini aklamamı istedi. Ben bunları hak edecek ne yaptım ya? Gel bakayım. Sen bunları hak edecek hiçbir şey yapmadın. Çok güzelsin. Merak etme. Herkes yaptığının cezasını çekecek. Zeynep de mi?
Zeynep de. Ya sen? Ben. Sen tezgahladın değil mi her şeyi? Yarın bıraktığın işi tamamlaman lazım. Zeynep'in cezaevine girmesi lazım. Değil mi? Evet savcı hanım. Gecenin tadı kaçtı. Gidiyorsun, sarhoş oldun. Ne dediğini bilmiyorsun. Hadi bakalım. Bence ikimiz de bazı şeyleri çok iyi biliyoruz müdür bey. Hadi bakalım iyi geceler aslan parçası. Salim abi, söyle koruma aracına ayrılsın. Yavuz'un mekanına gidiyoruz efendim, korumasız olmaz. Geçmiş olsuna gidiyoruz ya. Yavuz o kadar kaba bir insan mı ki bize bir şey yapmaya kalksın? İzimizi kaybettirmek için her önlemi aldım ama yine de oraya yalnız girmemiz doğru olmaz. Hasta ziyaretine kalabalık gidilmez. Hem Yavuz mikrop kapsın istemeyiz değil mi Salim abi? Onun kendisi mikrop efendim. İyi işte o zaman. Ondan mikrop bulaşmaz bizimkilere. Biz en iyisi seninle gidelim. Bana öyle ağır bir yük yükleyip gittin ki altın da ezildi. Yüzümden sakınayım derken yüzümün önündeki görmedim. Hayırdır Tekin, ne işin var senin burada? Arkadaşı görmeye geldim. Bu demin buradan çıkan adam niye buradaydı? Hangisi? Demin çıkan mı? Tanıyor musun? Ya ne yapacaksın tanıyıp tanımadım? Niye buradaydı oğlum? Önemli bir şey değil. Davası varmış. İfade vermemiş. Yakalama emri çıkmış. Size benim adımı vermedi mi? Yo. Bir tanıdın mı yoksa? Ne alt etmiş? Kızım birinin görüntülerini internete vermiş. O sapı öldürünce her şey yoluna girer sap. Abi. Senin burada ne işin var? Hep çektiğim fotoğrafları, filmleri bakmıyorsun abi diyordun ya, bakmaya geldim. Abi onlar burada değil. Öyle mi? Fotoşu nasıl yaparsın lan? Kız sana aşık lan. Seviyor lan. Abi ben de fotoşu seviyorum. Söz veriyorum abi. Tedavi olacağım. Seni tedavi edeceğim lan. Kimsenin önünü sınıfsızlık yapamayacaksın. Babam. İstediklerini yapmazsın. Fotoşumu. Senin emanetini rezil rüsva edecekler. Yaparsam ömrümün sonuna kadar hain olacağım.
hain olmaktansa hiç yaşamamak daha iyi. Yanlış adama sıkıyorsun. Ne yaptığını biliyorum. Nereden biliyorsun? Baskından kısa bir süre önce telefonun sinyal vermeye başlamış. Bu işe girmeden kendinden ne kadar eminsen, senden de o kadar emindim. Serdar'ı Ferhat'a verdin. Her şeyi hallettin değil mi? Artık sana şantaj yapmayacaklar. Sıkıntını benimle paylaşmak yerine ihanet etmeye karar verdin. İhanetin cezasız kalmayacak. Oğuz biliyor mu? Şimdilik bilmiyor. Bilmesin. Bunu kendimi düşündüğüm için söylemiyorum. Bilirse bu çakallarla mücadele etme azmini kaybeder. Oğuz'un ve herkesin haberlerinin olup olmamasına, bana söylediklerine göre karar vereceğim. İnfazından sonra ya şehit olmuş olacaksın, ya da yaptığının bedelini ödemiş olacaksın. Haklısınız. Ben size ihanet ettim. Güveninizi boşa çıkardım. Cezayı kesmek sizin hakkınız. Benim kendi kafama sıkmaya bile hakkım. Yavuz Bey, vallahi mahcup ediyorsunuz. Bizi böyle yaralı bir halde karşılamanıza hiç gerek yoktu. Olur mu Gürkan Bey? Devlet terbiyesi ne emrediyorsa biz onu gerçekleştiriyoruz. Buyurun. Vay 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 vay. Ya Yavuz Bey, ne güzel şerefinle emekli olmuşsun. Kendinle ailenle vakit geçir. Ne yapıyorsun burada? Think Tank, Abbas'la beraber bölgenin durumu hakkında düşünüp duruyoruz. Abbas yine felsefe mi sardı? Sadece felsefe olsa iyi. Şimdi siyaset bilimine sardı. Siyaset felsefesi master'ı yapıyor. Buyurun. Şimdi felsefe yapma zamanı değil, savaşma zamanı. Abbas, dediğime gelmişsin. Bıyık yakışmıyor dedim, inanmadın. Bak ne güzel gençleşmişsin. Haklısın Salim abi, haklısın. İşte bir numaralar bıyıklı olunca iki numaraların farkı olması lazım, değil mi? Hayırdır Gürkan Bey? Tezkere çıktı diye hepimizi askere mi alacaksınız? 100 yıl sonra beklediğimiz fırsat elimize geçti. Mustafa Kemal'in çizmiş olduğu misak-ı milli sınırlarını gerçekleştirmek artık elimizde. Paşa hiçbir zaman hayalle idari birbirine karıştırmadı. Kazanamayacağı hiçbir hayalin peşinden koşmadı. Paşa, bu coğrafyanın emperyalistler tarafından yeniden dizayn edildiğini, üstelik bu dizaynın yanlış olduğunu çok iyi biliyordu. Memleketin emperyalistlerle daha büyük savaşlara girecek gücü kalmamıştı. Onun için yurtta sulh, cihanda sulh diyerek misak-ı milliyi gerçekleştirmek için gerekli şartların oluşmasını bekledi. İşte bizim bu tarihten ders çıkartmamız lazım. Gazi Paşa Musul hamlesini yaptığı zaman İngilizler Şeyh Said isyanını çıkardılar. Şimdi ise her taraf isyan. Şimdi kalkmış misak-ı milli sınırlarını gerçekleştirmek için gerekli altyapı oluştu diyorsunuz. Yavuz, paşa öldürülmeseydi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki sınırlarımız nerede olurdu? Bak ne güzel söyledin. Paşa öldürülmeseydi. O dönem İngilizler vardı. Devletin en kritik noktalarında İngiliz muhipleri vardı. Şimdi de Amerikalılar var. Devletin en kritik noktalarında Yeşil Gladio var. Şunu çok merak ediyorum. Bütün bunları bilen adam olarak
Neden bunlara müsaade ettin? Ya. 2007 yılına kadar bunlarla iş tutan sizlersiniz. Ben her seferinde uyardım. Ama siz alnı her secdeye varanı vatansever sanırsınız. Herkesin bir zaafı var. Sen de elinde her kadeh tutanı vatansever sanıyordun. Şimdi geçmişi konuşmanın bir manası yok. O zaman geleceği konuşalım. Serdar'ı aldın, kasa işini kapatacağını sanıyorsun. Kasa meselesi benim meselem değil. Sizin meseleniz. Devletin itibarını yeniden kazanmak için de ne yapılması gerektiğini bilen sizsiniz. Kellemi istiyorsan gerekirse veririm. Ama ülkenin kaderiyle oynamana asla izin vermem. Gökhan, Serdar benim elimde olsaydı ben senden izin almazdım. Gerekeni yapardım. Rahat ol. Serdar'ı aldıktan sonra hiçbirinize rahat vermeyeceğim Yavuz. Sen de buna hazır ol. Sana bir tavsiye Müsteşar Bey. Serdar için hiç kimseyle pazarlığa girme. Şimdi istifa ederseniz bu mazur görünür. Ama pazarlığa girdiğiniz anlaşılırsa ve ondan sonra istifa ederseniz bu ihanet olur ki ihanet hiçbir şekilde mazur görülmez. Efendim netice? Serdar Yavuz'da değil. Black River'ın paralı askerleriyle yolu kesişen 20 kadar Türk isim usta. Halen aktif görevde olan kaç kişi var? 5. Bu bir, bu Amerika'da kontrterörizm eğitimi almış. Şu anda Hatay'da görev yapıyor. Geç onu. Derhal. Bu koruma müdürlüğünde bunu geçiyorum. Bekle. Dosyasını aç bakayım kimin koruması. Bunun Black River'la yolu nasıl kesişmiş? Bakalım. Koruma müdürlüğüne atanmadan önce emniyet istihbarattaymış. Ondan önce de siber suçlarla mücadele şubesindeyken Amerika'da siber savaş eğitimi almış. Adamımız bu. Tekin'in telefon kayıtlarını inceledin mi? Burada. Tekin'e yurt dışından bir kaynaktan görüntülü mesaj gelmiş usta. Kaynağını bulabildin mi? Bulamasınlar diye çok uğraşmışlar ama benden kaçmaz. Kaynağı Amerika. Petabaytlarca bilgi var burada. Samanlık'ta yeni arama. Özellikle ne aradığını bilmiyorsun. Şifreleme nasıl? İçeride olduğuma göre o kadar. Ne oldu? Girdiğimi fark ettiler. Beni dışarı atmak yerine nerede olduğumu bulmaya çalışıyorlar. Bağlantıyı kesiyorum. Yerimiz tespit edilmeden önce ne kadar zamanımız var? Birkaç dakikadan az. Bu zamanda hiçbir şey bulamayız. Server'ın imajını al. Ya imaj dediğin sadece dosya isimleri. Emin ol, emin. Tamam. İniyor. Dosya isimlerini aç. Hadi canım. Bunların hepsi görüntü ses dosyası. Terabaytlarca dinleme var burada. Bir şey soracağım, biz kimi arıyoruz? Yaz, Ulubatlı. Fatoş Ulubatlı. Video dosyası. Oktay ile Tekin Ulubatlı arasındaki çapraz karşılaştırmayı yap. Yapalım. Hainimizi bulduk. Tekin Ulubatlı. Oktay ile Tekin sınıf arkadaşıymış. Hain değil.
Kurban. İnfazda kararlı mısın? Tekin ihanetinin cezasına bedelini ödemezse hakimseden hesap soramam. Olayı şahsi algılıyorsun. Tekin'i sen seçtiğin için yaptığın hatayla yüzleşmek istemiyorsun. Tekin'in başına böyle bir kumpas kurmuşlar ki kim olsa aynı şeyi yapardı. Senin tezine göre Oğuz bunu yapmazdı. Kardeşini bile tanımaz demiştin. Henüz Oğuz'un zaafı var mı yok mu bilmiyoruz. En azından Tekin'in zaafını biliyoruz. Onu giderirsek Tekin'in karşısında kimse duramaz. Yaptığı ihanet. Cezası belli. Uzatmanın anlamı yok. Seni kardeşinden dolayı şerefinle göndermek istedim. Neler olduğunu bizden başkası bilmeyecek. Eksik olmayın Öktem Bey. Öktem! Oğuz'a haber vermeyeceğinizi söylemiştiniz. Müsteşar Bey, adamlarını al da git. Beni Tekin'le yalnız bırak. Tekin'in hükmü verildi. Öktem haklı Oğuz. Sen bir hata yaptın. Ama Öktem Bey senin yaptığın hatayı hatayla telafi etmeye çalışıyor. O öyle basit bir hata değil. Bunun karşılığında ödeyeceğimiz bedeller ne olacak? Biz bu işe niye girdik? Sevdiklerimize daha iyi vatan bırakmak için. Sevdiklerimizi koruyamadıktan sonra ne yapayım ben o vatanı? Serdar da hata yaptı. Onu affedebildin mi? Serdar kendi çıkarları için o işe girdi. Tekin ise namusunu korumak için. Eğer ikisi arasındaki farkı anlayamıyorsanız bu işte ben de yokum. Fevri bir karar bu. Bu karar seni de ölüme götürebilir. Ben ölümden hiç korkmadım Müsteşar Bey. Eğer Tekin'e dair verdiğiniz hüküm kesinse o hüküm benim için de geçerlidir. Bu görev için sadece siz değil, hepimiz ölümü göze aldık. Burada zaaf gösterirsek kaybedeceğimiz yalnız canlarımız değil. Bu vatan, bu ülke hepimizin canından daha kutsal. Tekin'in de canı sevdikleri bu devlet kadar kutsal. O kutsala bir el dokundu, gerisindekileri buldum. Ferhat'ın çalıştığı şebekeyi buldum. Birçoğu Tekin'in tanıdığı. Bu çocuk onları temizlemeyi hak etmiyor mu? Ulaştığın ağabeylerden biri mi? Onu konuşturunca öğreneceğiz. Senin de bir açığın, zaafın falan varsa önceden söyle de bilelim. Ona göre davranalım. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Sizin zaaf dediğiniz bizim sevdiklerimiz var. Gerekirse sevdiklerimiz için ölecek yüreğimiz, sevdiklerimize dokunacak eli kıracak bileğimiz var. Benim artık mücadele edecek ne yüreğim ne de bileğim var. İntikam alacak kadar da mı yok Tekin? Ulubatlı'ya yakışan savaş meydanında ölmek. Yakışıyor mu sana? Ben düştüğümde elini uzatmayacak mısın? Kaldırmayacak mısın beni bulunduğum yerden? Ben bu işe niye girdim biliyor musun? Senin mücadeleni, azmini gördükten sonra. Benim umudumu tüketme. Bak, eğer biri kafana sıkacaksa o ben olurum. Ne sırıtıyorsun kızım, acımdan ölüyorum ben. 10 torba kan, 5 torba serum yedim be ceset be. Allah gözünü doyursun. Neredeler? Midemde yoklar. Oo, hastamız kendine gelmiş. Değerlerin gayet iyi.
Hatta iki kurşun yiyen birine göre çok çok iyi. Sen kafanı yorma doktor hanım. Bu saçlar bende olduğu sürece nah öldürürler beni. Ne alakası var ya? Sen bilmiyor musun? Anlatsana Tayfun. Hadi anlat anlat, nazlanma. Nenemin işleri işte ya. Bizim üç abim de çocukken ölmüş. Nenem erkek çocuklarına nazar değiyor diye. Ben doğduğumda bütün köye kız diye duyurmuş. Hadi canım. Tabii canım. Bildiğin aile dramı ya. 7 yaşına kadar saçlarımı kesmediler bütün köy. Kız bildi beni. Kıyafetler, etek falan. 7 yaşına kadar her şey efil efildi valla. Kızım bizim sülalede erkeklerin alayı mefta. Nenem sağ olsun. Hepsinin yerine ben yaşıyorum işte. Zaten tipinde İskoçyalı'ya benziyor. En sevdiğim film Benim Adamım. Aa, hadi neyse, tutmayın beni. Bak, yerinden kalkmak yok, tamam? Tayfun, yemek yemek de yok. Duygu. Tanımsız görev. Bana yapamayacağım vazife vermeyin. Şaka mı bu? Ha? Nasıl yani? Kaç saat? Yok artık, gün mü? Maalesef cesetçim. Kızım, acımdan öldüreceğiniz beni ya. Bırak şimdi yemeği falan. Önemli bir şey konuşmam lazım seninle. Kızım saçma sapan konuşma. Acımdan ölüyorum diyorum. Daha önemli ne olabilir? Zeynep'e komple kuranın kim olduğunu buldum. Kimmiş? Kocası. Çetin. Oha. Yok artık. Emin misin? Delilin var mı? Yok işte, öyle bir somut delilim yok ama neredeyse eminim. Ne yapacağım işte, ben de sana soruyorum. Vallahi Oğuz'a söyleme de. Ne yaparsan yap. Nasıl söylemeyeyim Tayfun, netice bekliyor. Kızım, en azından ben ayaklanana kadar söyleme bir şey. Yasal yollardan bir şeyler yapmaya çalışalım. Oğuz Çetin'i öldürür. Niye öldürsün ya? Duygu, kadın kadın trip yapma. Niye öldüreceğini benden iyi biliyorsun. Tamam tamam. Ama Zeynep'le konuşmam lazım en azından. Ya Çetin'e karşı dikkatli olması lazım kızım. Ceset, çağırayım da beraber söyleyelim mi? Hastayım ben kızım, hastayım. Göbeğimde ekstra 2 delik daha var. Acımdan midem sırtıma yapıştı. Git, nerede konuşuyorsan konuş, hiç işim olmaz. İyisin, iyisin. Maşallah. Bir elimi yüzüm falan yıkayayım. Açım diyorum, açım. Kasetle ne alakası var? Oktay'ın o kadar işle alakası var ki adamlar sistemi kurmuşlar. Herkese dair arşivleme yapmışlar. Ya olmaz öyle şey. Senin için ceset neyse benim için de Oktay o. Sana şöyle diyeyim. Serdar benim için neyse Oktay senin için o. Adamlar çok büyük iş yapmışlar. İleride ülkeyi yönetecek bütün kadrolara, muhtemel insanlara arşivleme oluşturmuşlar. Abi, bu namussuzu koruma müdürlüğüne alan benim mi ya? Sen öyle zannet. Senin parlak bir emniyetçi olduğunu biliyorlar oğlum. O adamı özellikle senin yanına yerleştirdiler. Tamam. Bu namussuz bende. Peki bir şey soracağım. Biz niye direkt bu Ferhat'ı almıyoruz? Ferhat'ı alırsak Serdar'a da bu şebekeye de ulaşmış oluruz zaten. Ya Ferhat'ı bir kuyuya attılar. Ya da Ferhat son darbeyi vurmak için saklanıyor, bekliyor bir yerlerde. Tamam. Ferhat'a bundan ulaşacağız. Yes.
Dayı nereye gidiyorsun? Ya çıkarttırmaya gidiyorum Abbas. Bakalım bize ne kadar değer biçmişler. Dayıcığım, hangi hadsiz sana değer biçecek şaşarım yani. İşte ben de onu diyorum ya Abbas. Bunlar kendilerini iyi paraya sattılar. Bitleri kanlandı. Akıllarınca bizi de satın almaya kalkacaklar. Dayı, şimdi sen bu adamların en önemli itlerini harcadın. Oraya gidersen seni ısıracaklar diye korkuyorum. Serdar'ı almak için bir parçamızı vereceğiz. Ama sonra kafalarını koparacağız. Ferhat'tan haber var mı? Yok Sayın Savcı. Bu adam benim ömrümü yedi. Bir gün küt diye gideceğim kaptan. Kusura bakmayın Savcı Bey, sizi biraz alıkoyacağız. Buradan çıkabileceğinizi mi zannediyorsunuz siz? Savcı Bey, adaleti tesis etmeye geldik. Şimdi Oktay'ın size bir itirafı olacak. Peki, o istediğin itirafı veririm ama ondan sonra sokağa çıkacak yüzün kalmaz. Ben senin yüzünü bir daha atayım da sonra bakalım böyle konuşabiliyor musun? Şimdi siz şahit falan yazarlar. Boşuna mahkeme kapılarında uğraşmayın. Ben sizi buradan uzaklaştırayım. Dayı, senin suçun ne? Ben masum. Öyle mi? İyi bak, savcıyı ayağına kadar getirdim. Şimdi ona güzel güzel anlat. Masum olduğunu ikna et. Kapısını kırıp alsınlar da bakalım televizyondaki gibi yürekli durabiliyor mu? Bunu zaten istediyor. Allah'ın çapsızını bir de kahraman mı yapacağız? Şu dakika itibariyle Ferhat'ın başına bir şey gelirse sorumlusu biziz. Aksini kimseye anlatamayız. Ferhat'ı bir an önce bulmamız lazım. Bu tip yoz çıkıp konuştuğuna göre çok geç kalmış olabiliriz. Annesini taburcu ediyorsun. Babası da iyileşmez hemen buradan gidecek, gönderiyorum onu ona göre. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin?
Ne İrfan babanın ne de Aysel annenin bu hastaneden gitmesine izin vermiyorum. O zaman kendine başka bir hastane bulursun Zeynep Hanım. Ya o adamı, o adamın ailesini etrafımda istemiyorum, anlamıyor musun? Çetin, kıskançlığın da bir sınırı var. Ve sen şu an ileri gidiyorsun. Onlar benim de ailem. Ne yani senin onlar ailen? Ben de boşu boşuna kıskançlık yapmış oluyorum, öyle mi? Zeynep yeter artık ya. Seni sevdiğim için her şeyi sineme çektim. Ama benim de bir erkeklik gururum var. Ya bütün hastane, doktorlar, hemşireler, herkes fısır fısır arkamızdan konuşuyor. Anlamıyor musun artık be kadın, anlamıyor musun? Çetin bak, senin sinirlerin bozulmuş. Sen git 10 gün, 15 gün bir izin al, git kendine gel. Ne yani ben şimdi gideyim? Senle aşığımla rahat rahat takıl, öyle mi? Ha? Senin bak, ne olursun lan sen? Ha? Çok uzak dur Zeynep'te. Sen karışma Duygu. Tamam Duygu, bir şey yok. Ben kendimi koruyabilirim. Ya kimden kimi koruyorsun sen Zeynep? Ben senin kocanım, kocan. Kocası hakkında bilmediği çok şey var ama. Kocan hakkında bilmediğin çok şey var Zeynep. Savcı Hanım. Saçma sapan teorilerinle ailemi dağıtmana izin vermem. Ona göre lafına dikkat et. Ne oluyor Duygu? Neden bahsediyorsun sen? Bakan suikastinde kullanılan Volkan'ı işe alan Çetin. Bu mu ya? Bu hastanede herkesi işe alan benim. Zeynep'i de işe alan benim. İşe aldığın herkese ev bulup kirasını da öder misin? Gerçek kimliğini saklamak için oyunlar çevirir misin? Zeynep. Yalan söylüyor bu. Aramızı bozmak istiyor. Boşuna uğraşma Çetin. Bilgisayarındaki dekontlar elimde. Başına gelen her şeyin sorumlusu Çetin. Çok büyük ihtimalle bakanın öldürülmesinin sorumlusu da Çetin. Kardeşime nasıl yaparsın lan? Benim lan benim! Biz seninle aynı yurtta kaldık lan. Aynı odayı paylaştık. Saf saf konuşma, o yüzden bana yaptırdılar. Senin zaafın var da benim yok mu? Kardeşimin peşine bu şerefsizi siz taktınız değil mi lan? Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Her şeyi bittikten sonra ben öğrendim. Yalan söyleme lan. Ferhat nerede? Ona sor. Kardeşini teselli ediyordur. Ulubatlı. Akıllı. Bak Oktay, bu Tekin seni öldürecek ama ben sana yaşama şansı veriyorum. Sen bize Ferhat'ın yerini söyle, ben de sana yaşayacak yer söyleyeyim. Ben bir yerde kör topal yaşarım da sizin bundan sonra yaşama ihtimalin sıfır. Sen Amerika görmüş, oranın eğitimini almış, yaşantısını bilen bir adamsın. Öyle canından kolay kolay vazgeçecek bir adama da benzemiyorsun. Ya bizim gibi vatan millet diyen enayilerden de değilsin. Bak şimdi sen bana Ferhat'ın yerini söyle, ben de sana Amerikan rüyası vereyim. Komutan, boşuna konuşma. Tekin zaten beni öldürür. Doğru söylüyor. Ferhat'tan aldın. Bütün emri Ferhat'tan aldın. Bana bak bana. Sen niye daha önce bana anlatmıyorsun bunları? Ben durdurdum oğlum Tekin'i. Tekin'i durdur. Ferhat'tan daha büyüğünü vereceğim sana. Dinliyorum. Her şeyi abinin isteğiyle yaptım. Onlar ne dediyse ben onu yaptım. Gidin onları bulun. Nerede bulacağız bu abi? Sarıyer Koru Konakları'nda bir villada.
Buyurun Yavuz Bey. Ne zamandır görüşemedik. Sizi bayağı toparlamış gördüm. En son misafirim olduğunuzda çok dertliydiniz. Size o zaman söylemiştim. Yapılan iyiliğin altında kalmam diye. Buyurun. Arkadaşlar haber verdi. Gürkanlar Yavuz Bey'i fena çizdi diye. Yavuz Bey kıymetli bir devlet adamı. Onlar kıymetini bilememiş. Siz gerekli ihtimamı gösterin dedim. Sağ olsun Ferhat Bey, gereken ihtimamı gösterdi. Hak ettiği cevabı da aldı. Ferhat ona verdiğimiz gücü sindiremedi. Haddini aştı. Siz de gereken cevabı verdiniz. Ben inanmadığım hiçbir davanın peşinden gitmedim. Hele sizin davanızın peşinden hiç gitmem. Yavuz Bey, o zaman niye buraya geldiniz? Bunu sadece senin suratına söylemek için geldim. Her zamanki gibi keskin konuşuyorsunuz. Kimse kimsenin ardından gelmesine gerek yok. Biz buna stratejik bir ortaklık değil. Aman demeyelim. Demeyelim. Bugünlerde kim kime stratejik ortak dediyse... Demeyelim biz ona, demeyelim. Ortaklık ağır geldiyse ittifak diyelim. Sizin de bizim de amacımız Gürkanları göndermek. Ne yalan söyleyeyim, ben biraz yaşlandım artık. Emekli de oldum. Biz bu ülkede 40 yıldır bir mücadele içindeyiz. Bu davaya inanmış... Bu dava için maddi manevi her şeyini feda edecek neferlerin olduğu bir topluluğuz. Onu biliyorum, biliyorum. Bu mutlu mesut toplulukla çok mücadele ettim ben. De, şu küresel ölçüyü bir konuşalım sizinle. Küresel ölçüde dünyanın en büyük iktidarlarıyla ittifak halinde olan, gerektiğinde onları yönlendiren, Avustralya'dan Afrika'ya kadar her yerden geçen, yerel karar alma mekanizmalarını etkileyen global bir gücüz. Ne yapıyorsun oğlum? Vallahi hiç uğraşamayacağım birader. Madem bu kadar güçlüsünüz, bana ne ihtiyacınız olsun ki? Benden ne istiyorsunuz? Bu gücü senin emrine vermek istiyoruz. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Uyan paşa uyan, şu feleğin işine bak.
etrafımızı sarıyorlar. Kim? Özel harekatçılar. Polisle çatışamayız.